Evet, iyi akşamlar. 2020-2021 sezonuna biz de tabii Altınordu gibi iyi başlamak isterdik. Kazanarak başlamak isterdik ama tabii her zaman istediğiniz olmuyor. Bugün istediklerimizi sahaya yansıtamayınca tabii skor da bulamadık. Yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra inşallah önümüzdeki maçlarla eksikleri görüp onları telafi etmeye çalışacağız. Altınordu Kulübü'nde tebrik ediyoruz. Evet, başka da bir şey yok. İyi akşamlar. İyi akşamlar öncelikle. Evet, İzmir'in ilk yani sezonun ilk derbisi gibi söyleyelim veyahut da ilk maçı. Şu an tabii ki diğer maçlar yarın öbür gün oynayacak. Bizim için de bir şanstı. En son Cuma günü Menemenspor'la oynadığımız maçtan sonra ligi bitirmiştik. Yine Menemenspor'la başladık. Diğer önceki yıllara baktığımızda galibiyetle başlayamamıştık. Oyunun belki bölümünü iyi oynayıp kazanamadığımız sezonlar yaşadık. Bu tabii ki bu da ister istemez haftaların geçmesi ve daha sonradan toparlanmamıza neden oldu. Hep istediğimiz sezona iyi girmek, galibiyetle girmek. Çünkü genç oyuncularımızın moral motivasyonuyla birlikte planladığımız oyunu da haftalarda skorla beraber, iyi skorla da tamamlamayı hedefliyorduk. Bugün de istediğimiz oldu. Maçın gerçi ilk 30 dakikasını, hep ilk maçlar zor olur ama maçın ilk 30 dakikasında bir türlü oyunu tutturamadık. Daha çok savunmada kalmak durumunda kaldık. Rakibin yaptığı ön alan baskısında yaptığımız pas hataları ister istemez hücum gücümüzü olumsuz etkiledi. İlk yarının sonuna doğru aslında oyunda üstünlüğü ele almaya başladık ama bir türlü o istediğimiz rakibin arka planına atılacak topları iyi atamadık. Yani pas hatası yaptık. Belki ilk yarı golü bulabilirdik. Direkten dönen bir topumuz var. İkinci yarısında oyuna daha çok hakim olup rakibin zaten oyun stratejisi tersi atılan uzun toplardı. Bunun önlemimizi aldık ve istediğimizde hücum geçişini en iyi şekilde yaparak gol bulmaktı. Belki daha erken golü bulabilirdik. Bu anlamda fırsatlar geldi ama değerlendiremedik. Son bölümde attığımız 85'ti galiba. Duran toptan attığımız golle 1-0 sonra da 2-0 kazandık. Yani ben iyi mücadele ettiğimiz, özellikle takımın taktik disipline çok son derece uyduğunu, geçiş oyununu da iyi oynadığını düşünüyorum. Zamanla çok daha iyi olacağız. Bu da zaten skorun yansıması bizi önümüzdeki haftalarda daha güçlü kılacak. Deplasmanda kazandığımız 2-0'dan dolayı futbolcularımı kutluyorum. Galibiyetle başlamak güzeldir. Yani 34 haftanın ilk haftasını galibiyetle başladık ama geriye kalan birçok maç var. Her maçın kendi zorluğu olacak. Hemen bu maç bittikten sonra zaten planlarımız önümüzdeki hafta için gerçekleşecek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, iyi akşamlar. 2020-2021 sezonuna biz de tabii Altınordu gibi iyi başlamak isterdik. Kazanarak başlamak isterdik ama tabii her zaman istediğiniz olmuyor. Bugün istediklerimizi sahaya yansıtamayınca tabii skor da bulamadık. Yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra inşallah önümüzdeki maçlarla eksikleri görüp onları telafi etmeye çalışacağız. Altınordu Kulübü'nde tebrik ediyoruz. Evet, başka da bir şey yok. İyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar. 2020-2021 sezonuna biz de tabii Altınordu gibi iyi başlamak isterdik. Kazanarak başlamak isterdik ama tabii her zaman istediğiniz olmuyor. Bugün İstediklerimizi sahaya yansıtamayınca tabii skor da bulamadık. Yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra inşallah önümüzdeki maçlarla eksikleri görüp onları telafi etmeye çalışacağız. Altınordu Kulübü'nde tebrik ediyoruz. Evet, başka da bir şey yok. İyi akşamlar. İyi akşamlar öncelikle. Evet, İzmir'in ilk yani sezonun ilk derbisi gibi söyleyelim veyahut da ilk maçı. Şu an tabii ki
diğer maçlar yarın öbür gün oynayacak. Bizim için de bir şanstı. En son Cuma günü Menemen Spor'la oynadığımız maçtan sonra ligi bitirmiştik. Yine Menemen Spor'la başladık. Diğer önceki yıllara baktığımızda galibiyetle başlayamamıştık. Oyunun belki bölümünü iyi oynayıp kazanamadığımız sezonlar yaşadık. Bu tabii ki bu da ister istemez haftaların geçmesi ve daha sonradan toparlanmamıza neden oldu. Hep istediğimiz sezona iyi girmek, galibiyetle girmek. Çünkü genç oyuncularımızın moral motivasyonuyla birlikte planladığımız oyunu da haftalarda skorla beraber, iyi skorla da tamamlamayı hedefliyorduk. Bugün de istediğimiz oldu. Maçın gerçi ilk 30 dakikasında, hep ilk maçlar zor olur ama maçın ilk 30 dakikasında bir türlü oyunu tutturamadık. Daha çok savunmada kalmak durumunda kaldık. Rakibin yaptığı ön alan baskısında yaptığımız pas hataları ister istemez hücum gücümüzü olumsuz etkiledi. İlk yarının sonuna doğru aslında oyunda üstünlüğü ele almaya başladık ama bir türlü o istediğimiz rakibin arka planına atılacak topları iyi atamadık. Yani pas hatası yaptık. Belki ilk yarı golü bulabilirdik. Direkten dönen bir topumuz var. İkinci yarısında oyuna daha çok hakim olup rakibin zaten oyun stratejisi ters atılan uzun toplardı. Bunun önlemimizi aldık ve istediğimizde hücum geçişini en iyi şekilde yaparak gol bulmaktı. Belki daha erken golü bulabilirdik. Bu anlamda fırsatlar geldi ama değerlendiremedik. Son bölümde attığımız 85'ti galiba. Duran toptan attığımız golle 1-0, sonra da 2-0 kazandık. Yani ben iyi mücadele ettiğimiz, özellikle takımın taktik disipline çok son derece uyduğunu, geçiş oyununu da iyi oynadığını düşünüyorum. Zamanla çok daha iyi olacağız. Bu da zaten skorun yansıması bizi önümüzdeki haftalarda daha güçlü kılacak. Deplasmanda kazandığımız 2-0'dan dolayı futbolcularımı kutluyorum. Galibiyetle başlamak güzeldir. Yani 34 haftanın ilk haftasını galibiyetle başladık ama geriye kalan birçok maç var. Her maçın kendi zorluğu olacak. Hemen bu maç bittikten sonra zaten planlarımız önümüzdeki hafta için gerçekleşecek. Teşekkür ederim. Sağ olun.